Hatta diyorsa şir keselim bir bak. Ünye'ye değer, Ünye'ye değer şiarı ve Türkiye Yüzyılı hedefiyle çıktığımız yolda memleket sevdasıyla gece gündüz demeden çalışıyor ve milletimizin bizlere emanet ettiği bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için mücadele ediyoruz. Biz de yeniden başlayacağız. Yeniden doğacağız. Çekiyorum başkanım. Evet, böyle. Şu anda filmi seyredip salona gelen arkadaşlarımızın hepsini en azından gözlerinde bir buğu olduğunu, gerçekten duyguyu fazlasıyla yaşadıklarını belirtmek istiyorum. Bu yaşayanların arasındaki kişilerden bir tanesi de benim. Tabii filmdeki ismiyle başta Elif kızımız olmak üzere tüm oyuncularımıza yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten işinin hakkını vermişler ve bize duygulu anlar yaşatarak çok keyifle hem geçmişe gitmeyi hem bugünümüzün kıymetini bilmeyi bize gösterdiler. Tabii bu süreç içerisinde değerli hemşerimiz, kıymetli abimiz, Selim Tuncer abimiz bizim çok özel kıymetlimiz, değerimiz bizim. Bize hep her işte böyle iyilik yapan, yardım eden, hatta fikirleriyle bizi besleyen bir abimiz. Bu yapıtıyla beraber, bu yapımcılığıyla beraber bu sahada da gerçekten takdire şayan bir eserin ortaya çıkmasına vesile olduğunu hep birlikte izledik. Özellikle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere olan emanetinin vurgusu eserleriyle de dünyada gelişmiş ülkeler arasında bir Türkiye'nin olacağının işaret etmesi çok önemliydi. Bugün böyle bir yerde inşallah yeni yüzyılın yazılacağı tarihin içinde olmak hepimiz için önemli. Birlik, beraberlik ve kardeşliğin önemini de zaten Selim abi vurguladı. Hepimiz vurguluyoruz. Var olsun vatanımız diyoruz. Tabii hemşerilerimin bu filmi izleyip ayrıca beğenmesi beni çok daha fazla mutlu etti tabii. Genelde izleyenler beğeniyor filmimizi. Hem bir dönemin politik atmosferini yansıtma konusunda hem de duygusal bir hikaye aktarma konusunda başarılı olduğunu düşünüyorum filmin. Bir de Cumhuriyet'e, Cumhuriyet'in kuruluşuna farklı bir perspektiften bakıyor. Yani bu Cumhuriyet kavgalarını bırakalım artık, tartışmadan, kavgadan çok müzakere edelim. 100. yılda ülkemizi daha da geliştirelim mesajları verdiğimizi düşünüyoruz. Çok sembolizmi var filmin tabii. Siz de hepiniz anlamışsınızdır. Ben Sayın Başkanıma da teşekkür ediyorum. Ünye'de böyle bir tekrar gösterim konusunda destek verdi. Hemşerilerimizle filmimizi tekrar buluşturdu. Teşekkür ediyorum herkese. Tabii çok mutlu oldum. İstanbul galasından sonra, vizyondan sonra aslında Sayın Başkan özel bir gösterim düzenleyelim istedi filmle ilgili. Beni çok mutlu etti bu. Hemşerilerim arasında filmi tekrar izlemek. Ben bu filmi çekerken de çok mutluydum. Mutlaka çekmeliyiz falan demiştim senaryo okuduğumda. Ben bu filmi böyle sürekli izlesim geliyor. Sürekli tekrar izlemek istiyorum. Buraya ilk gelişim oldu. Ben burayı çok sevdim. Burada izlemek de ayrı bir heyecan. Biz de seni çok sevdik. Onu da bil.